Şevket Bey. Buyurun efendim. Araç sizi bekliyor. Söyle o Dünür'e. Böyle araba göndermekle bu defter kapanmaz. Bu meselenin hesabı sorulacak. Siz nasıl isterseniz efendim. Buyurun lütfen. Hadi buyuralım bakalım. Merhaba Şevket. Konuşmamız lazım Şevket. Sana konuşacak bir şey yok demedim mi Meryem? Bana yalan söylediğini biliyorum. Kızımın ülkeye giriş yaptığını öğrendim. Benimle oynamamanı söylemiştim. Söyle. Kızını nerede saklıyorsun? Sen ne laftan anlamaz kadınsın be? Sana bilmiyorum demedin mi ha? Neden böyle ikide bir karşıma çıkıp duruyorsun ha? Sana inanmıyorum Şevket. Bu yaptıklarını insanlar öğrendiği zaman onların yüzüne nasıl bakacaksın? Ha? Yakışıyor mu sana bu böyle? Yeter be. Yalan, 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 yalan. Başka bir şey bilmez misin sen ha? Asıl sen Zeynep'in suratına nasıl bakacaksın onu düşün. Bunca yıl öldü diye bildiği annesi aniden karşısına çıkıp ben senin ananım diyor. He? Bunu benim öldüğümü söylediğin gün düşünecektin Şevket. Şartları fazla zorlama Meryem. Ben sana iyilik yaptım. Bırak Zeynep seni öldü diye bilsin. Hiç olmazsa o zaman senden fazla nefret etmez.